Siz aynen. O dönem bir sıkıntılı bir süreçten mi geçiyordunuz? Evet. Aslında o dönem paraya da çok ihtiyacınız olduğu dönemmiş. Şimdi çok mülayim cool. Aslında kızlar ben zor getirdim buraya. Evet. Yani kendisi taraftar değil de çıkıp konuşmaya. Hala kendisi saygı duyar, hala kendisi sever Seda Sayan'ı. Ama ben o kadar ukde kaldı ki içimde. İnanın yani o yaşadığım olaylardan dolayı hastalıklara kaldım diyebilirim. Seda Sayan hanımefendi gerçekten cuma namazından dolayı mülayime yol verdi. O bölümü ben anlatayım, o bölümü evet, şöyle. Evet, anlatır mısın? Şimdi yani benim zaten bütün prodüksiyon biliyordu benim namaz kıldığımı zaten normal. Cuma namazında da buradan ben Oğuz Koloğlu'ya çok selam, sevgilerimi gönderirim. Oğuz Koloğlu'yu biliyorsunuz, evet, program müdürümüz. Evet. Yani ilk zaten başlarken demiştim benim ya cuma saatine denk geliyordu. Seda Sayan da zaten izin veriyordu. Hı-hı. Şimdi saatler ilerledikçe bazen yarım saat, bazen 10 dakika, bazen son 5 dakika gidiyordum cuma namazına. Hı-hı. Çünkü cuma namazının bir kere kazası yok. Ben çocukluktan beri kıldığım için ben bir vakit namazı kaçırdığım zaman psikoloji olarak bir rahatsızlık hissediyorum ben kendimi. Doğuştan böyle bir şey var yani. Ben çocukluktan beri kılıyorum. Hani sonradan değil yani. İşte devamlı gidiyordum. Zaten öyle de anlaşmıştık. Sağ olsun gönderiyordu beni yani. Hı-hı. Sonradan işte son zamanlarda program belki 10 dakika 15 dakika falan sarkmaya falan başladım. Cuma namazına programı bırakıp gidiyordum işte. Ya tabii ki programda devamlı paslaştığımız için sıkıştığı yerde ben giriyordum araya zaten. Hı-hı. Dedi ki bu sonradan dedi Seda Hanım dedi ki yani artık sonra gidersin de Cuma'ya. Yani artık hı-hı gitme. Ben de şimdi içimden bir şey diyemedim ama içimden böyle yani nasıl git demem diye yani bir şey oldu. Programın son 10 dakikasında zaten son bölümlerde defile oluyordu. Elbise tanıtımları falan oluyordu. Hı. Programın bitimine işte ne bileyim belki 5 dakika belki 10 dakika falan kaldı işte. Baktım defile var benlik bir şey yok yani diye ben de gittim Cuma'ya. Zaten kanalda burada ben 8 sene çalıştım kanalda. Evet, evet, evet. Hemen çıktım gittim işte. Oradaki etraftakiler de söylemiş nerede mülayim diye sormuş. Cuma'ya gitti demişler. Bir daha da gelmesin demiş yani o kadar oldu bir daha da gitmedik zaten. Beni tamamıyla yıktı. Ben yeni doğum yapmıştım. Benim sütüm kesildi üzüntüden. Benim sütüm kesildi. Ne demek bu yani? Yeni doğum yapmışsınız siz. Ve ihtiyacınız var insanlara. Benim annem yok, benim babam yok. Sadece hayatta bir ablam var benim. Benim onların desteğine ihtiyacım varken bana bunlar bunu yapıyorlar. Ve benim sütüm kesildi. Bakın bu dünya o kadar yalan bir dünya ki ben süt hakkımı Seda Sayan'dan ahirette isteyeceğim Allah'ımdan. Bu dünya çok yalan. Artık ağlamaktan gözlerimden yaş gelmiyor. Çünkü o kadar hastalıklara koydu ki beni. O süre içinde para kazandım. O süre içinde ben insert dağıttım mesela. AVM'lerin açılışlarında insert pazarlarda. Beni görenler dediler ki ya kamera şakası mı bu? Kamera nerede diye sordular. Vallahi billahi ben pantolon sattım, ayakkabı sattım. Bana ondan bir gün sonra... dedi kızlar biliyor musunuz Mülayim? Yeni doğum yapmışım. Çocuk kucağımda. Arabanın içine koyduk biz ayakkabı falan ne varsa parfüm. Bakın şimdi kendi arabamız. Koyduk. Şöyle bir baktı bana. Dedi hayatım. Sen dedi güzel bir yerden geldin bana. Okumuş bir insansın. Ama dedi görüyorsun dedi olanlara. Ben de dedi sıfır hiçbir şey yok. Ben dedi bunları satacağım. Ve sen dedi hani kaliteli bir insansın. Hani sen o cudunumlusun benim yaptığımdan istersen ayrılalım dedi bana. Bu konuda ben kendisine vallahi çok... Ayrılalım dedi. Ben de elini tuttum bir şekil. Yani... Dedim ki biz bu yola beraber çıktıysak beraber dedim devam edeceğiz seninle Mülayim. Sen dedim hiç dedim o cınma. Biz şimdi yola çıkıyorduk mesela parfüm satıyorum. Hani arkadaşlarından gidiyor sevdiği insanlara. Mülayim ediyordum ki sakın oyunma. Biz kötü bir şey yapmadık. Biz kötü insan değiliz. Biz hırsızlık yapmadık. Biz kötü bir şey yapmadık yani. Sen sadece namazdan dolayı atılmış bir insansın. Allah bunu görüyor. Allah her şeyi gören ve bilendir dedim. Ben her zaman dedim senin yanındayım. Biz birbirimize destek olduk. Ben yani onun elini hiçbir zaman bırakmadım zaten. Bu konuda kendisine valla çok teşekkür ederim. Yani en azından yani yoklukta da hiç isyan etmedi. Yani bana çok büyük destek oldu yani. O yüzden ben şimdi karşınıza bir teşekkür böyle etmek bir istiyorum. Böyle bir eş bulmak. Aynen. Ay canım benim. Yani çok büyük destek oldu yani. Benim rencide olduğum şey şu. Yani işte aradan bir süre geçtikten sonra Stelio'yla da biraz arası, hı-hı, açılmıştı Seda Sayan'ın. Evet.
O zaman sordum stereo, dedim niye bu kadar teklifler geldi de biz hiç kabul etmedik yani, niye yani hani hal bir sürü geldi. Dedi ki yani o zaman söylemişti, ben ona üzüldüm. Dedim acaba ben ne yaptım ki yani. Dedi ki Seda istemedi diye, o zaman söylemişti, ben ona biraz üzüldüm. Yani istemedi Seda Sayan dedi. Yani öyle söyledi bana, stereodan ilk duydum, birkaç yerden daha duymuştum. Yani ben ona şaşırdım, dedim ki ya bir namussuzluk bir şerefsizlik yapmadım. Acaba niye böyle oldu yani, bir sürü teklifler geliyordu. Ve sonra birden kesildi dedim. Niye yani, ben ne yaptım ki yani acaba? Bu kadar kötülük ne yaptım ben acaba yani? Ve hiç de beni ne arayıp ne sordu. Mesela dedim aradan kaç sene geçti diyelim. 14 yıl geçti dedi. Kaç 14 işi. Yıl yani 14. Bir kere bile aramadı yani acaba. Hiç dedim, aramadı ama hiç aramadı. Yani hiç demek ki ben demek ki bu kadar şey bir adammışım. Ben öyle hissettim ki yani. Bir gün işte ben dışarıdaydım. Gece reyası babam rahatsızlanmış kalpten dolayı. O hastaneye götürmüşler. Stent takılmış kalbine. Bize de 5000 lira hesap çıkardılar o zaman. Yani reklamını yaptığımız hastane o da yani. Bende de o kadar para yok. Ben de o zaman aldığım maaş da belli yani benim. Yani maaş çalışıyorum. Ondan sonra ilk defa hayatımda ben Seda Sayan'dan borç istedim. Dedim ki ya bir 5000 lira acaba borç verebilir misiniz diye. İlk defa hayatımda. Bir daha da zaten Allah kimse düşürmesin. Ben, sen dedi stereodan istedi. Ben de yok dedi o zaman. Stereodan da istedim. Onda da yokmuş. Hani yani böyle bir şey yaşadım. Ya iyi insan. İyi insan ilk önce yanındakine kollar, öyle değil mi? Sen ilk önce yanındaki insanlara bakacaksın, kollayacaksın. Yani. Hani insanlara göstermek kolaydır. Çünkü bakın ben hastanenin getiriyordum işte check-up'larına veriyorduk. Bendensiniz. Tamam senden. Birazcık da cebinden çıkarak yap yardımı o zaman. Senden yani insanlar sadece gösteriş için yapmasınlar ama bunu. Ama bir şey söyleyeceğim Sibel. Kimin kime ne yardım ettiğini, ne yardım yaptığını hiçbirimiz. Hayır bakın ben hiçbirimiz ben bana bilemeyiz. Yapılandan belki dolayı söylüyorum. Belki size yapmadı, başkalarına belki, yaptı. Belki yaptı, biz görmedik ama ben isterdim.